Merhaba sevgili seyirciler. İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Seçimler yaklaşıyor ve bizim de maalesef gündemimiz, ajanda olmamıza rağmen seçimler oluyor. Bu sefer seçimlerin yarattığı bu ekonomik sorunları, ekonomik krizin yarattığı insan hakları ihlallerini konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba. Kendisiyle ekonomik krizin yarattığı insan hakları ihlalleri, seçimlerin yarattığı ekonomik meseleler ve iktidarla İstanbul ilişkisini ekonomik düzlemde konuşacağız. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri oldu onları izliyoruz. Akabinde sohbetimize devam edeceğiz. YSK'nın suç duyurusu üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan hakimler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, YSK'nın suç duyurusu üzerine HSK 1. Dairesi tarafından başlatıldı. Müfettiş raporunun gelmesinin ardından kusur tespitinde bulunulursa, söz konusu hakimler hakkında HSK disiplin cezasına hükmedebileceği gibi ceza davası açılması için kovuşturma izni de verebilecek. Bitlis'te yaşayan Vezir Emeç hakkında sosyal medya hesabı üzerinden "Benzini boş verin, dünyanın en pahalı cumhurbaşkanı bizde" cümlesini paylaştığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Baykan Asliye Ceza Mahkemesi'nce aynı suçlama kapsamında açılan davada Emeç'e 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Yeni Çağ Gazetesi yazarlarından Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası almış, cezanın infazı için 13 Haziran tarihinde tutuklanmıştı. Demirağ, bir günlük tutukluluğun ardından denetimli serbestlik tedbiriyle tahliye edildi. Demirağ, tahliyesinde seçimler ve medyanın gücünün etkili olduğunu belirterek sosyal medyadan gelen tepkilerin önemini vurguladı. Etkin Haber Ajansı editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayıp'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davanın 5. duruşması görüldü. Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Şahin ve Gayıp ev hapsi verilerek tahliye edilirken duruşma 15 Ekim 2019 tarihine ertelendi. Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci yazar Ayşe Düzkan hakkında verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının onanması üzerine 29 Ocak 2019'da tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilmişti. Bir süre önce Eskişehir Açık Cezaevine sevk edilen tutuklu gazeteci Düzkan tahliye edildi. Kürt kentlerinde yasak ve şiddete son verme ile müzakereleri başlatma çağrısının yer aldığı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler yargılanmaya devam ediyor. Akademisyenlerden Noemi Levin'in duruşmasında avukatın örnek olarak sunduğu AYM'nin Ayşe Öğretmen kararı için mahkeme "O beraat, o mahkemenin ayıbı" dedi. Barış bildirisi ve ifade özgürlüğünü tecavüzle eşitleyen mahkeme akademisyen Levi'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Anayasa Mahkemesi, İstanbul Ok Meydanı'nda gezi direnişi sırasında 16 Haziran 2013'te polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin bireysel başvurusunu reddetti. Elvan ailesi, 30 Mart 2015'te yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan 4'ü tutuklu 86 sanıklı davanın 92. duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 4, 5, 6 Eylül tarihlerine erteledi. Gezi direnişi sırasında İstanbul Ümraniye'de bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin yapılan davanın 23. duruşması görüldü. Savcı, sanıkların suçu işlediklerine dair yeterli delil olmadığını öne sürerek beraatlerini istedi. 2016'da KYK ile kapatılan Kürtçe gazete Azadiya ve Latin çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma açılan isimlerden biri ise artık hayatta olmayan, Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasında sığındığı Bodrum'da öldürülen gazetenin yazı işleri müdürü Rohat Aktaş. Artık hayatta olmayan Aktaş dahil 27 isim hakkındaki soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Avni Uçar adlı tutukluya 1,5 ay önce gönderilen "Böbreği Kim Yedi?" adlı kitap cezaevi eğitim komisyonuna takıldı. Diyarbakır D tipi cezaevi kitaptaki "Havalandırmalardaki Ot" adlı öyküden yola çıkarak kurumu küçük düşürdüğü ve itibarını zedelediği gerekçesiyle kitabı tutukluya vermediğini belirtti.
Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Türkiye bir seçimler ülkesi oldu. Biraz demokrasinin temel şeyi olmasına rağmen biraz sıkıcı oldu bizim açımızdan. Sürekli seçimin olması, sürekli seçim gündeminin olması ve bunun yarattığı bir ekonomik külfet var. Büyük olasılıkla hem vatandaşlara hem kamuya. Önce oradan başlasak. Seçimlerin bir ülke ekonomisine yarattığı külfet nedir? Evet, ya öncelikle şunu belki ayırt etmekte yarar var. Türkiye evet sık sık seçimlere gidiyor ama 23 Haziran'da yapılacak olan seçim diğerlerinden farklı. Yani bir hak ihlali var, gayrimeşru bir seçim. Yani 31 evet. Mart'ta seçim yapıldı. Bunun sonuçları ortaya çıktı, halk iradesini ortaya koydu. Ve 23 Haziran'da çıkabilecek olan hiç de olumlu bir sonuç yok. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanır ve kazandığı ilan edilirse Türkiye 3 ay niye oyaladınız sorusunu sorma hakkımız bütün doğar. Bütün gündemimiz, bütün enerjimiz. Evet. Yine bu duruma... Ve bir kriz ekonomiyle bağlantılı bir tartışma yaptığımıza göre böyle bir ekonomik kriz döneminde toplumun kaynakları, enerjisi, dikkati niye bu konuya yoğunlaştırıldı? Farklı bir sonuç ortaya çıkar veya böyle ilan edilirse de 31 Mart'ta gidip oylarını kullanan yurttaşların bu sonucu kabul etmemesi, meşru görmesi mümkün değil. Veya mevcut rejim, Erdoğan rejimi veya başkanlık rejimi işte yurt dışındaki imaja çok önem veriyor. Yurt dışındaki imaj açısından da iki seçenek var seçimlerin iptaliyle ilgili. Ya yurttaşın iradesine ipotek kondu, evet. Ya da Türkiye seçimleri yapmaktan aciz bir ülke, oyları saymaktan aciz bir ülke. Şimdi aslında her ikisi de var şu anda sanki. Tabii her ikisi yani de. İki ihtimal de var yani. Her ikisi de tabii ki. Gerçekçi. Var ve sürekli yurt dışına işte biz yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünler ihraç edeceğiz. Lider ülke olmaya doğru gidiyoruz. Türkiye'nin yükselişinden endişe duyuyor bütün dünya derken seçimleri yapamayan bir ülke. Yani basit bir örnek. Evvelki hafta Avrupa Parlamentosu seçimleri evet. Yapıldı bütün Avrupa'da. Bunun sonuçları uzun tartışıldı. Tartışılmaya devam ediyor. İşte oy tercihlerinin nerelere yöneldiği. Bu ayrı bir konu. Buna zaten bu programın kapsamına değil girmeyeceğiz ama 28 ülkede 370 milyon kişi sandık başına gitti. Hiçbir ülkede oylar doğru sayıldı mı? Açıklanan sonuçlarla yurttaşların tercihleri aynı mıdır? Hiç böyle bir tartışma olmadı. Bunun içinde Slovenya vardı, Slovakya vardı, Romanya vardı, Portekiz yani vardı. Türkiye ile evet. Böyle sürekli evet. Karşılaştığımız bizden daha fakir, daha az demokratik ülkeler bile vardı. Hiç böyle bir tartışma olmadı. O bakımdan Türkiye'nin ne yazık ki kendisini bir alt lige doğru düşürdüğü, hızla bu konuda yol aldığı görülüyor. Peki vatandaş açısından şimdi son 5 yıla baktığımızda yani hiçbir ülkede olmayan bir şekilde seçim, işte referandum, cumhurbaşkanı seçimi, yerel seçimler, genel seçimler. Bunların vatandaşın cebiyle bağlantısı var mı seçimlerin? Yani bu bir ekstra bütçe gerektiren... İşte veya normalde kurallı bir ekonomi gitmesi gerekirken o kuralların çiğnendiği bir dönem mi bu dönem? Evet, bunun da iki yönü var. Bir tanesi bizlerin de yani hayatı emekten yana bakan, kamucu bir anlayışa sahip olan insanların da eleştireceği bir yönü var. Deminden beri konuştuğumuz gibi işte araçlar İstanbul'u kat ediyor, kirliliğe yol açıyor, gürültü kirliliğine de yol açıyor, evet. Hava kirliliğine yol açıyor, benzin harcıyor, her tarafta afişler var. Bunun çok ciddi bir maliyeti de var. Medya kanalları buraya yönleniyor. Bir böyle bir gereksiz maliyeti var. Ama demokrasinin bir gereği olarak bunu
belli periyotlarda seçimlerin yapılması halinde olağan karşılamak, evet. Olağan karşılamak lazım. Ama bu kez özellikle 23 Haziran seçimlerinde tamamen fuzuli bir nokta. Diğer tarafı da bu daha çok liberallerin getirdiği bir eleştiri. İşte halka şirin görünmek için, halkın oyunu alabilmek için tırnak içinde popülist politikalar izleniyor, deniliyor. İşte, bu genel olarak dünyada da böyle bir tartışma var. Bu doğru bir tartışma değil. Toplumu apolitik olmaya, kamusal harcamalara ne şekilde olursa olsun karşı çıkmaya doğru yönlendirir, insanları şartlandırır. Biz yani harcamaların özellikle bir hangi kesimlerin lehine olduğunu, kimin cebine girdiğine bakarız. Bir de ekonominin bütünü anlamında ekonomi nasıl bir döngünün içerisinde buna uygun mu? Şöyle söylemekte yarar var. Genel olarak bir ekonomi krizde ise özel sektör yatırım yapmaz, istihdam yaratmaz. Böyle bir durumda kamunun devreye girmesi doğal karşılanır. Kamu da iki şekilde devreye girebilir. Bir tanesi vergileri düşürerek işte yatırımları teşvik edebilir. İkincisi de kamu harcamalarını, sosyal harcamaları arttırarak talebi yükseltir ve belli kesimlerin en kırılgan ekonomik süreçlere, en kırılgan yakalanan kesimlerin daha rahat geçirmesini sağlar. Daha bu süreci rahat hem insani hem sosyal etkilerinin daha sınırlı olmasını sağlar. Aslında ifade ettiğiniz gibi kime yaptıkları önemli burada herhalde bu yardımı. Şimdi her ikisi de uygulanabilir ama 2008-2009 krizinden sonra dünyada yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ekonomide belirsizliğin sürdüğü kriz ortamında genellikle sermaye kesimine özellikle vergileri düşürme yoluyla yapılan teşvikler çok olumlu bir etki yaratmıyor veya etkileri sınırlı oluyor. Neden? Çünkü onlar daha az vergi ödüyorlar, daha fazla ellerinde nakit kalıyor ama ekonomide belirsizlik olduğu için bir yatırıma dönüşmüyor. Yatırıma istihdam arttırıcı bir faaliyete dönüşmüyor. Halbuki özellikle düşük gelirli grupların cebine para koyduğunuz zaman veya satın alma güçlerini arttırdığınız zaman veya belli sosyal hizmetleri, daha evvel parayla verilen hizmetleri parasız verdiğiniz zaman bunun ekonomiyi canlandırıcı bir etkisi oluyor. Çünkü kişinin ya cebine giren para artıyor ya da cebinden çıkan bir para sosyal bir programla ortadan kalktığı için başka alanlara yönlendirebiliyor. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. En düşük gelir grupları en kısa sürede gelirlerini talebe dönüştüren daha enerjik bir grup. Evet, nedeni şu. Yani ben temel ihtiyaçlar alıyorlar çünkü evet, onlar. Yani yurttaşlarımızın anlaması açısından. Örneğin ben ayda işte 20 bin lira geliri olan birisi isem, benim cebime 5 bin lira daha gelirse bunu harcamayabilirim. Belirsizlik var, tasarruf edeyim diyebilirim. Dövize yönlenebilirim vesaire. Ama 2000 lira geliri olan, işte çocuğunun sebze meyve ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakkala gittiği zaman çocuğu bir çikolata alayım dediği zaman bunu düşünen insanlar bunu kısa sürede 5 bin olursa daha rahat harcama yaparlar. Aslında kısa sürede bunu harcamaya dönüştürürler. Toplumun bütünü açısından, ekonominin bütünü açısından da mallara ve hizmetlere olan talep artar. Bunun hem insanların bu süreci daha kolay atlatabilmesi için insanlara kolaylık sağlanır hem de talep arttığı için ekonomiye evet. bir teşvik unsuru olur. Zaten sizin programınız insan hakları ajansı. Ona girecektim ben, soruya girecektim de. Evet, yani şunu vurgulamak da siz buyurun. Ben şeyi yani vatandaş anlasın diye Türkiye'de insan hakları denince sadece tabii ki en önemli konular işkence, faili meçhuller, işte ifade özgürlüğü ama ekonomiyle insan hakkını bir arada değerlendiren bir algımız yok. Biraz bunu açmanızı isteyecektim. Yani özel İstanbul seçimine gelmeden önce ekonomiyle barınmak, ekonomiyle işte temel ihtiyaçları karşılanma hakkı bunlar aslında temel haklar. Tabii. Ama bu algılanmıyor Türkiye'de. Tabii. Temel insan haklarının sosyal ve ekonomik haklar bir parçası.
Bu hem kişiler açısından hem de toplum açısından geçerli. Şöyle ki eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konut hakkı, işte barınma hakkı diye ifade ettiğimiz temel haklar çeşitli yönlerden önemli. Yani bir tanesi işte bu tartışılan bir konu, katları ve düzeyleri, geçişlikleri tartışılan bir konu ama insan ihtiyaçları arasında bir hiyerarşi var. Yani insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları zaman, yani çocuğunun karnını doyuramıyorsa veya soğuk havada evini ısıtamıyorsa, ya bu insanın demokratik süreçlere katılmasından, başka insanların insan hakları ihlallerine uğramasından rahatsız olmasını, bir aktif bir yurttaş olarak demokratik süreçlere katılmasını bir bekleyemeyiz. İkincisi de insanlar sağlıklı beslenemiyorsa, eğitim yoluyla kendilerini geliştirme fırsatı bulamıyorlarsa, bir toplumun geleceği açısından bu ciddi bir endişe yaratır. İkincisi de insanlar zaten eğitimli değilse, insanlar zaten sağlıklı değilse demokratik süreçlere ya katılmazlar ya katılırlarsa sağlıklı bir algılamaya, bir dünya görüşüne, işte insan haklarıyla ilgili, evrensel haklarla ilgili genel bir formasyona katılmadıkları zaman. Evet, yani Türkiye'de de zaman zaman bunu görüyoruz. İşte Kürt sorunu üzerinden, dünyada bunu göçmenler, mülteci sorunları üzerinden görüyoruz. Yani emeğiyle geçinen insanlar, yaşam standartları geriliyorsa, işsiz kalıyorlarsa, yoksullukları derinleşiyorsa, bunun sınıfsal bir boyutu olduğunu anlamak, algılamak veya bunun sistemden kaynaklanan nedenlerine yoğunlaşmak yerine karşılarında işte göçmenleri, mültecileri, işte Avrupa'da, Batı'da görüldüğü gibi Müslümanları, zaman zaman Yahudileri, işte erkek egemen bir anlayışları varsa iş gücü piyasasına katılan kadınları görebiliyorlar. Yani enerjilerini yanlış bir alana yönlendiriyorlar. Aslında temel insan hakları kavramının temel zemini aslında ekonomi. Yani biraz bu hakların geliştirilmesi, duyarlılığın artırılması, siyasal katılıma teşvik edilmesi veya katılılması biraz ekonomik bağımsızlık veya temel ihtiyaçların giderilmesi gibi durum. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Birbirine karşılıklı olarak güçlendiren, besleyen unsurlar. Yani örgütlenme hakkınız varsa, basın özgürlüğü varsa, toplantı özgürlüğü varsa, zaten siz ekonomik taleplerinizi, sosyal taleplerinizi dile getireceğiniz ortamlar da vardır. İşte sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları gibi kolektif olarak taleplerinizi dile getirebileceğiniz kurumsal yapılar da vardır. Yani biz bunları genelde konuşuyoruz ama ne yazık ki Türkiye'de bunların hepsinin gerilediğini görüyoruz. Evet. Yani toplumda demokratik kazanımlar giderek azalıyor. Bunun sonucu da ekonomik krizin yol açtığı işte eşitsizlikler, haksızlıklar, gelir dağılımı ve servet dağılımı bozukluklarına karşı insanların tepkilerini yönlendirecekleri alanlar azalıyor. Aslında programı başlamadan önce konuştuğumuz gibi yerel seçimler ve yerel yönetimler de bunu yönlendirmek için bir araç haline gelebiliyor. Özellikle AKP dönemlerinde. Şimdi bizler bu tartışmaları yurttaşlık hakları üzerinden sürdürürüz. Yani gerek hükümetin ulusal düzeyde yürüttüğü politikaların, gerekse yerel yönetimlerin uyguladığı politikaların bütün yurttaşlara yönelik olarak, onların etnik kimlikleri, siyasi görüşleri, mezhepsel geçmişlerinden
bağımsız olarak evet. uygulanması gerektiğini düşünürüz. Mesela dikkat edilirse Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında tam benim bu zemini yakalamaya çalıştı. Kavramlarla belki ifade etmiyor ama buna vurgu yapıyor. Son dönemde gündeme gelen bu yolsuzluk, israf tartışmaları şunu çok net bir şekilde ortaya koydu. AKP rejimi kendisine bağlı sosyal programları, siyasi bağlılık, cemaat tarikat ilişkileri ve kültürel eksen üzerinden yönlendirmeye çalışıyor. Evet. Bütün o vakıflara yapılanlar, yardımlar işte, bunlar. Türgevler, türbalar, evet. ilim yayma vakıfları, ensar filan bunların hepsi buraya yöneliyor. Yani buraya İslam... birazdan geleceğiz. Evet. Benim şimdi asıl konu aslında İstanbul seçimleri. Seyircilerin anlaması için ifade etmek istiyorum. 25 yıldır İstanbul yöneten bir hükümet var, iktidar var, rejim var veya artık nasıl tanımlarsak. Bu seçimleri kaybettiler ve bir şekilde hiçbir şekilde anayasada seçim kanunu yer almayan gerekçelerle iptal edildi ve yeniden hukuka aykırı şekilde seçim yapılıyor. Bunun temel zemini ekonomik bağlar olarak bazı yorumcular tespit ediyor. Mesela İstanbul'da iktidarın çok ciddi bir ekonomik bağı var. Bunu bize açar mısınız? Nedir İstanbul bu kadar rejim açısından, iktidar açısından önemli kılan şey? Bir şehirden öte neyi ifade ediyor İstanbul? Evet, İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri ama bunun ötesinde ekonomideki ağırlığı nüfus yoğunluğunu da aşıyor. Yani kabataslak Türkiye ekonomisinin 1/3, katma değerin 1/3 İstanbul'da üretiliyor. İşte birçok açıdan yani işte medyanın merkezi burada, şirketlerin hani sanayi biraz çeperlere de yayılsa şirketlerin, holdinglerin yönetim merkezleri burada de yabancı yatırımcılar Türkiye çünkü borçları çok fazla olan yurt dışından sürekli yabancı kaynak girişine ihtiyaç duyan zaten bu krizin de en önemli nedeni artık bu çeşmenin suyunun akmamaya çalışması. Bunların bütün görüşmelerini İstanbul'da yaptıkları işte kapitalizmin özellikle küreselleşmenin yarattığı finansallaşma ortamında işte banka genel merkezlerinin borsanın İstanbul'da bulunduğu göz önüne alınırsa yani nüfus olarak Türkiye nüfusunun işte yaklaşık 15-20'si arasında bir ağırlığa sahip olmakla birlikte ülkenin kalbi denebilir. O açıdan çok çok önemli bir şehir. Bu İslami örgütlenmeler açısından da işte tarikatlar, cemaatler bunların da evet tabii bunların da büyük ölçüde merkezleri burada. Bu açıdan çok önemli. İşte çok ciddi bir turistlerin ilk ayak bastıkları en çok turistin geldiği kent İstanbul Türkiye'de. En çok turistin Türkiye'de. Geldiği kent. Şimdi yerel yönetimler bu şekilde de çok ciddi gelir kaynaklarına ulaşabiliyorlar. Yani yabancılar geldikleri zaman metroya biniyor, otobüsü kullanıyor, işte köprüden yani geçiyor. Vergi alınıyor mesela tabii. İçtiğinden yediğinden bir şekilde dolaylı vergiler alınıyor tabii, yabancıların tabii, da. Tabii. Yani turizmin de en büyük gelir kaynağı olan en fazla otelin bulunduğu bir yer. Bu haliyle de büyük rantlar yaratıyor. Bu benim söylediğim genel rantlar. Bir de işte hepimizin izlediği işte 3. köprü derken işte İstanbul Havalimanı derken Avrasya Tüneli derken şimdi umarım Kanal İstanbul diye bir Kanal İstanbul derken fikir. Evet buralardan rantlar yaratılıyor. Bunların nerelerde açılacağı, ne zaman hem zamanlaması hem mekanı üzerinden bilgilere erken erişenler. Bir şey soracağım. Vatandaş açısından mesela ben bunu sokakta işte taksiciyle konuştuğumda veya yemek yediğim restoranda konuştuğumda işte İstanbul'un çok büyük rantiyesi var. İşte iktidarla ilişkisi var bu rantiyenin ve bu ciddi bir zorluk yaratıyor iktidar açısından ama cevap şu geliyor. Hükümet onları rantiye isterlerse hükümetteki bütçelerinden yaparlar. Hükümet bütçesini dağıtmakla belediye bütçesi dağıtmak arasında fark mı var?
Yani mesela bakanlıkların da bütçesi var çok ciddi. Yani belediyeden daha mı rahat, daha mı az denetime tabi bunlar sizce? Yani şöyle zaman içerisinde yerel yönetim bütçeleri de giderek genişledi. Zaten şimdi bunu tersine döndürme girişimlerine kamuoyunda tanık oluyoruz. Çünkü işte Ankara, Adana, Antalya, Mersin, Adana işte birçok şehirde Büyükşehir Belediyesi olmasa da işte mesela Kocaeli'ni alamasa da İzmit gibi işte Samsun'u evet. alamasa da Atakum gibi birçok yeri CHP aldı. Bunun da mali olanaklarına CHP yerel yönetimlere sahip olacak diye düşünüldüğü için bunu tekrar merkeze çekme gibi eğilimler de var. Ama daha önemlisi şu. Dikkat edin 23 Haziran sürecinde yani 31 Mart ile 23 Haziran arasında özellikle seçimlerin iptalinin açıklandığı 6 Mayıs'tan bu yana Binali Yıldırım'ın vaatlerine dikkat edin. Daha evvel yapmadığı ama yurttaşlara yönelik işte doğalgazı %10 düşüreceğim diyor. İşte İspark bir saat bedelsiz diyor. İstihdam tam bu kapsama girmeyebilir. İşte öğrencilere %50 indirimden bahsediyor. Bu sizin benim AKP'ye oy vermeyen, ideolojik olarak siyasal İslamcı olmayan insanların da hayatına değen bir uygulamalar. Katkı sağlayacak. Yurttaşlık temelinde yani Binali Yıldırım bütün şeylerini, vaatlerini ve programlarını bu çerçeveye oturmuştu. Halbuki siz kaynakları işte TÜGVA'ya, TÜRGE ve İlim Yayma Vakfı'na aktardığınız zaman siz, ben, sizin çocuğunuz, benim yeğenim bundan yararlanamaz. Çünkü tarikat, cemaat bağı olması, onun kültürel ekosistemine uyum sağlayacak insanlar olması gerekir. Bir tarafıyla da şöyle bir model yaratılmış durumda. Hani cumhuriyetin böyle yurttaş üzerinden artıları vardır, eksileri vardır ama yurttaşlık üzerinden toplumu tasarlama modeline karşı muhafazakarlık üzerinden toplumu tasarlama. Örneğin işte Anadolu'dan bir genç İstanbul'a geliyor. Ben Marmara Üniversitesi'nden emekli oldum. Yıllarca okula giderken, gelirken metrobüste, otobüste konuşmalara tanık olurdum. Öğrenciler arasında sizin cemaate 250 burs verildi. Bizim halbuki bize evet biz 200 bekliyorduk 150'ye indirmişler filan. Şimdi geliyor öğrenci cemaat, tarikat veya yerel yönetimin yurduna giriyor. İşte burs imkanlarından yararlanıyor. Hafta sonu gezilere katılıyor. Barınma imkanları veriyor. Barınma imkanı veriyor. Ve ileride okulu bitirdikten sonra devlet dairelerinde işte yerel yönetimlerde istihdam sahibi olabilme imkanı yaratıyor. Yani dört başı mamur bir proje. Şimdi yerel yönetim imkanları elinizden kaçtığı zaman bunu uygulama şansınız yani olmayacak. Örgütlenme, o muhafazakar gençlik yaratma veya vatandaş profili yaratma konusunda ekonomik bir darbe yiyecek. Darbe yiyecek. Çünkü bunu evet o yurtlar kapatılmayacak. Belki belediye belli bursları vermeye devam edecek ama bunu bütün yurttaşlara işte Alevi kökenli, ailesi. Öğrenciyken 2000'lerde, 2005 başlarında belediye bursu bir burs vardı. Ben alıyordum. Yani orada bir standart vardı. O standarda uygunsan belediye sana burs veriyordu. Sonra kaldırıldı ve bu biraz cemaatlere devredilen bir hizmet oldu. Yani ben mesela öğrencilik döneminde ODTÜ yurtlarında kaldım. Barınma bir sorun değildi. Çok makul bir yurt parasıyla benim ailemden biraz destek de gelirdi. Hani belli bir standart çerçevesinde harcama yapabilirdim ama Kredi Yurtlar Kurumu'nun sadece bursunu alan bir öğrenci bununla en temel ihtiyaçlarını karşılayabilirdi. Yani yurtta kalabilirdi,
sabah, öğlen, akşam yemeklerini yiyebilirdi. Bunun üzerine az bir ailenizden destek varsa veya başarılı bir öğrenci olduğunuz için ek bir burs alabiliyorsanız yaşam standartınız yükselirdi. Ama zaman içerisinde Türkiye'de kişi başına gelirin arttığı, Türkiye'nin çok ciddi mesafe aldığının iddia edildiği dönemlerde resmen üniversiteyi kazanıp da büyük şehirde okuyamamak veya büyük şehirde okumaya gelip tutunamayıp memleketine geri dönmek gibi bir olgu ortaya çıktı. Bu cemaatlere de ciddi bir imkan sağladı. Cemaatlere de ciddi bir imkan sağladı. Cemaatlerin, tarikatların veya AKP çeperinin kanatlarına sığınmayan insanların şansı azaldı. İşte mesela bu İspark'la ilgili tartışmalar çok öne çıkıyor. Şimdi buralardan çok ciddi gelirler sağlanıyor. Ve hesapsız gelirler bunlar. Yani kontrolsüz denetime tabi olmayan büyük olasılıkla gelirler bunlar. Evet, yani şöyle düşünmek lazım. İşte İspark belli yerden gelir elde ediyor. Bunun yönetim maliyetleri çok sınırlı. Neredeyse tamamen bir rant. İşte en çok bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinin, internet sitesinin yapımı devreye girdi. Ama bütün olanaklarla, yani işte yemek ihalesini vermek, internet sitesini yaptırmak, işte kültürel hizmetlerden hepsi kendilerinin çeperlerine, belli gruplarına rant aktarma mekanizması oluyor. Bu bütün kentler için geçerli ama İstanbul'da hepsini aşan bir boyutu var. Şimdi ben bakıyorum bazı rakamlara, bu vakıflara aktarılan paralara. Çok büyük rakamlar. Dolara, euroya indirgeseniz kişi başına geliri Türkiye'nin çok üstünde ülkelerde bu rakamları telaffuz etseniz bile insanların dudakları uçuklar. Yani okçular vakfı bir vakıf var. Ok atmayı öğretiyor. Oraya aktarılan parayla Türkiye'de eğitim sorununun büyük bir meselesi çözerdiniz büyük olasılıkla yani. Tabii şimdi bir de böyle yani büyük para harcamaları da gerekmeyebiliyor. Ben yerel seçimler döneminde özellikle işte Beyoğlu çalışması yaparken Alper Taş internete de baktım, hafızalarımı tazeledim. Şimdi o vakfın olduğu yerde 60'lı yıllarda Avrupa şampiyonu bir çocuk çıkıyor. Yücel Cavkaytar. 15 yaşında. Hakikaten benim ilkokula yeni başladığım dönemlerdi, hatta başlamadan önceki dönemlerdi ama gazetelerden hatırlıyorum, gözlerim yaşardı. Çocuk, küçücük bir çocuk, şöyle Avrupa şampiyonu oluyor okçulukta, sonra lösemiden genç yaşta ölüyor. 61'de yılın sporcusu yarışmasına birinci oluyor. Şimdi ortalıkta hiçbir sportif başarı para yok. Var. Çünkü inceleyenler onu görüyorlar. Evet. Özellikle Bilal Erdoğan ve çevresinin, yani bir şekilde AKP'nin elit kesimlerinin sosyal dinlenme, eğlenme yeri. Zaten dünyada da bu Amerika'da çok belirgin, Japonya'da var, İngiltere'de var. Sizler en zengin kesimlerin, en güçlü, varlıklı elit kesimlerin nerede eğlendiklerini, zamanlarını nerede geçirdiklerini göremezsiniz. Evet. Yani dolaştığınız zaman gördüğünüz lokantalar, sinemalar, tiyatro hepsi bir şekilde orta sınıf, belki biraz orta üst sınıfa hitap eden yerlerdir. Şimdi bu kendi elitleri için böyle kurtarılmış bölgeler yaratıyor. Orası da öyle. Bir sportif başarı olsa okçulukta önemli bir o kadar paraya rağmen kişi, bir sportif başarı yani olmuyor. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi AKP'nin İstanbul'u daha sormak istiyorum. Hem ekonomik hem de sosyal açıdan 25 yıldır yönetilen bir kent var. Büyük tahribatlar yaşamış bir kent var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir ekonomist olarak bize gösterdiği pratik ne ifade ediyor? AKP'nin yarattığı İstanbul nedir? Yani şöyle, dünyanın her yerinde işte böyle mega projeler var. Bunlar büyük ihaleler verdiğiniz zaman
hem bu ihaleyi verenlere ciddi bir güç, mali olanak sağlıyor. Hem de kapitalist küreselleşme içinde hem sizin dev şirketleriniz hem çok uluslu şirketler için ciddi bir olanak. Yani baktığımız zaman İstanbul'daki, Türkiye'nin genelindeki büyük projeler ama en fazla İstanbul'da yoğunlaştığı için özellikle AKP'ye yakın olan müteahhitlerin bunları aldığını görüyoruz. Her yerde aynı şeyler işte. Torunlar, Cengiz, aynı inşaat grupları, Limak filan gibi İstanbul Hava Limanı içinde bu geçerli. Bunlar alıyorlar ihaleleri, sonra daha büyük şirketlere, yabancı şirketlere alt yüklenici olarak hiçbir şey yapmadan para kazanıyorlar. Evet, hiçbir şey yapmadan veya sınırlı bir kısmını yaparak onlara aktarıyorlar. Buradan hem o şeyler besleniyor, çok uluslu şirketler besleniyor. Türkiye işte zaman içerisindeki bu AKP döneminde daha belirgin bir şekilde kapitalist küreselleşmeye entegre oldu. Hem o müteahhitlik şirketleri besleniyor hem de mensup oldukları, kendilerinin o ihaleyi kazanmasına zemin hazırlayan hükümete, rejime destek sağlıyor. Yani bu satılmayan gazeteler, izlenmeyen televizyonlar nasıl ayakta duruyor? Kalıyorsa. Bu şekilde. Evet. Yani ben işte Bir Gün Gazetesi yazarıyım, aynı zamanda işte Cumhuriyet, Evrensel benzeri gazetelere baktığımız zaman daha az sayfa, albenisi daha sınırlı, yani azından, bir evet, gazetenin çok daha pahalıya satıldığını, ona rağmen büyük özverilerle ayakta durduğunu ama işte ilaveleri, renkli baskıları olan çok sayfalı gazetelerin çok ucuza satılabildiğini görüyoruz. Neden? İşte bütün reklamlar bunlara veriliyor. Bunların sahiplikleri başka ihaleler şekilde, evet, büyük ihaleler alan, müteahhitlik sürdüren, farklı rant alanlarında en fazla ismini duyduğunuz insanlara oluyor. Bunlar çoğunlukla da çok istekli olmayabiliyorlar ilk anda. Bunların çok ciddi maliyetlerini karşılamak gerekiyor. İşte o televizyonlarda, medyada gördüğümüz AKP borazanlarının maaşları, şeyleri, ödemeleri buralardan yapılıyor. Ki zaten yani, en çok onlar saldırdı bu seçimler konusunda. Bu ifade ettiğiniz yazar kesimler. Çünkü herhalde büyük gelir kaynakları belediyelerden geliyor bunların da. Büyük bir isyan halinde seçimler iptal olsun diye bir propaganda başladılar. Yani yalan haberler de internette yayarak bu Penguin grubu, evet, denilen ve ilk anda onların sosyal medya zeminlerindeki yaydığı yalan haberler, seçimlerin iptaline yönelik talepleri çok gerçekçi bulunmadı. Uçuk karşılandı. İktidar tarafından ki, bile. Evet, ne yazık ki gerçek oldu. Fakat hani ekonomiyle bağlantısını kurarsak zaten Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun en belirgin ölçütü işsizlik rakamları. Yani resmi işsizlik oranı %14.7. Bu tartışılır. Bunun bir gerçek anlamı, bir istatistikler geriden geliyor. İkincisi, gerçeği yansıtmadığı konusunda tereddütler var. Üçüncüsü de farklı işsizlik tanımları var, geniş işsizlik tanımı var. Ama bunların hiçbirine girmeksizin %14.7 oranı, ki benim tahminim önümüzdeki ayda bu yükselişine devam edecek. Resmi rakamlarla 4 milyon 700 bin yurttaşımızın işsiz olması anlamına geliyor. Şimdi bir ekonomi böyle kötü bir durumdayken 3 aylık süre içerisinde insanların yaşam koşullarının iyileşmesi beklenemez. Tam tersi, kötüleştiğini tahmin etmek zor değil. İşsizliğin arttığını, ki mümkün olduğu kadar bu seçimler döneminde 2001-94 krizlerinden gördüğümüz pratiklerin çok yaygınlaşmamasına çalıştılar. Sınırlı bir şekilde görüldü. Buradan kastım şu, sadece işsiz kalanlar değil, işini bir işi olanlar dahi
tehdit altında kendisini hissediyor. İş kaybetme korkusu. İşini kaybetme korkusu var. Sendikal örgütlenmeler de gerilediği için insanlara işten çıkartılanlar yerine daha uzun çalışma saatleri önerildiği zaman, ücretleri eksik ödendiği zaman, ücretleri geç ödendiği zaman çok fazla seslerini çıkartmayabiliyorlar. Bu pratikler göreceli olarak bu seçimler döneminde daha az gündeme geldi ama 23 Haziran'dan sonra bunların da yaygınlaşmasını beklemek lazım. Seçimlerin bu ekonomik krizin görünürlüğünü azaltma konusunda hükümetin bazı politikaları oluşuyor musunuz? Yani seçimler nedeniyle yani en azından Tabii ki. Yani döviz kurlarından, konut kredilerinden, ne bileyim işsizlikten, iflas isteyen şirketlerden bir kontrol var mı hükümet açısından? Şimdi en önemli faktör şu, 2017'de, 2016'da ekonominin hız kesmesinden ve seçim döneminin yaklaşmasından yola çıkarak zorlamalı bir şekilde 200 milyar üzerinde kredi pompalandı şirketler kesimine. Buna kredi garanti fonundan verilen krediler adı KGF kredileri dendi. Bunların nispi olarak faiz oranları düşüktü. Bir de hazine garantisi vardı. Ödeyemezse hazine evet, ödeyecek. Evet, ekonomiyi yani. Hızlı bir şekilde ısındırdı bu. Bunların henüz faturasını toplum tam ödemedi. Çünkü bunlar çoğunlukla 3 yıl vadeliydi. Ortalama vadeleri 35 ay. Bunlar büyük ölçüde 2019 vadesi sonunda gelmedi. Vadesi dolacak. Hazinenin %7 zararın %7'sini karşılama yükümlülüğü var. Yani kaba taslak hazinenin 20 milyar civarında buradan bir şey var. Maliyet ortaya çıkabilir 20 milyara kadar. Ondan sonra da çeşitli programlarla işte az evvel biz programa girmeden evvel Hazine ve Maliye Bakanı 25 milyar liralık KOBİ kredileri paketini açıkladı. İşte ben biraz evvel işsizlik sigortası fonuyla ilgili bir habere bakıyordum. Şimdi işsizlik sigortası fonunun amacı işsiz kalan yurttaşların bu süreci evet en az sosyal ekonomik zararla atlatmaları için kaynakları seferber etmek. Burada işçi katkısı, işveren katkısı ve devletin katkısı söz konusu. Halbuki son dönemlerde işveren kesimine bu fondan aktarılan para onların yaptıkları katkıdan daha fazla hale gelmiş. De kamu bu işsizlik sigortası fonunda biriken paraları yurt dışına kamunun bir varlığı olarak gösteriyor. Yani iç ve dış borçlardan bunları çıkartarak net borçları tanımlıyor. Ki bunlar büyük rakamlar. En son 130 milyara ulaşmış durumda. Buna benzer bir dolu pratik var. Yani bir sonrası ortaya çıkacak. Evet, bu süreçte oy desteğini en yüksekte tutabilmek için kamu kaynaklarını ki yani işsizlik sigortası fonu genel bir kamu kaynağı değil, da sayılmaz. Sizin aslında. Veya benim değil. İşsiz kalan insanların parası. Bunları har vurup harman savurmak suretiyle seçimlerden istedikleri sonuçta çıkartmaya yani seçim sonrası daha fazla bu krizin bize yansımalarını hissedeceğiz büyük olasılıkla. Öyle bir öngörüde bulunabiliriz. Evet yani bütün şeyleri bütün sorunları halının altına süpürmeyi evet. tercih ettiler. Banka bilançoları çok ciddi bir baskı altında şöyle bir mekanizma kuruldu. Yani bankalara deniliyor ki şirketleri sıkıştırmayın. Şirketlere deniliyor ki şu seçim geçene kadar işçilere fazla dokunmayın, işçi çıkartmayın. Bankalara da işte icra yapmayın, kapatmayın. Hazine bankalara katkıda bulunuyor. Merkez Bankası kaynaklarını hazineye aktarıyor. Böyle bir zincir kurulmuş durumda ama bunların hepsi artık son sınırında evet yani dikişler patlamak. Yani hala biz kriz anlamında dibi görmedik o zaman. Yani öyle bir ben zaten bu krizin başından itibaren 94, 99, 2001 krizlerine daha sonra da işte küresel krizin yansıması 2009
krizine benzemeyen bir boyutu olduğunu, böyle akut etkilerinin kısa sürede hissedilmeyebileceğini ama çok uzun süreli bir krizle karşılaşacağımızı düşünüyordum. Bugün bu düşüncelerimi gelişmeler pekiştiriyor. Yani doğruluyor aslında. Bir yıl sonra, iki yıl sonra biz bu krizden kurtulduk, hızlı büyüme, istihdam sağladık gibi bir mesajı AKP veremeyecek. Bizler de bunu yorumlayamayacağız. Süremiz az kaldı. Ben soru da sormak istiyorum. En azından bir seçmen olarak, bir ekonomist background olan bir seçmen olarak. AKP'nin bize vaat ettiği İstanbul'la Ekrem İmamoğlu'nun vaat ettiği İstanbul arası fark var mı? Veya fark görüyor musunuz? Şimdi şöyle... Yani politik bu seçim yapılan yolsuzlukları bir kenara bırakarak. En azından... Şimdi şöyle... Ekrem İmamoğlu zaten kendisi yani müteahhitlikten gelen birisi. Hani ekonomi politikalarına bakışı, İstanbul'a bakışını tam benimle ve benim gibi düşünenlerle tam çakışması beklenemez. Ama genel anlamıyla başta söylediğimiz... Bütün hizmetleri yurttaşlara dönük olarak üretmek gibi genel bir anlayışı var. Toplumdaki en belirgin yoksulluk, yoksunluk biçimlerini ortadan kaldırmak gibi bir anlayışı var. İşte çocuklara işte kreş çocuğu olanların 0-4 yaşa kadar çocuğu olanların ücretsiz seyahat etmesi benzeri. İşte deminden beri ifade ettiğimiz böyle israflar, yolsuzluklar bunlar çok büyük rakamlar. Yani bunların bunların ortadan kalkması halinde hem bizim gibi ortalama yurttaşa daha hizmetler gidebilir. Hem de daha fazla yatırımlar yapabilir. Şimdi buraya gelirken bakın Tarık Zafer Tuna'ya kültür merkezinin önünden geçtim. Daha evvel Taksim Evlendirme Dairesiydi. Daha sonra bir kültür merkeziydi. Hem biz 90'larda, 2000'lerin başında toplantılar kullandığımız bir yerdi. Hem sendika olarak hem parti olarak kullandığımız bir yerde. Hem bir yurttaş olarak zaman zaman kültürel etkinliklere sinema katıldığımız bir yerdi. Böyle yerleri atıl tutuyorlar. Biraz da şöyle işte Tarık Zafer Tuna'ya bir öğretim üyesi, cumhuriyetçi aydınlanma değerlerine bağlı bir insan. O binayı yıkmak, o ismi değiştirmek çürütmeye çok kolay değil. Çürütmeye gerekçe yaratmak. Evet, yani bütün binalarda konunun uzmanı değilim ama okuduğum, bildiğim bütün binalarda çok ciddi bir çürüme, dekadans olur. Yani Muharrem Karaca da öyle. İstiklal Caddesi'nde şu an çürümüş vaziyette. Evet, yani dikkat edin her yerde işte Ahmet Yesevi, Necip Fazıl yani muhafazakar kültürü temsil eden sembolik yerler, kültür merkezleri açılıyor, yaygınlaşıyor. Böyle Tarık Zafer Tuna'ya gibi, Muammer Karaca gibi yerler işte AKM'nin hepimizin gözünün önünde çürüdüğünün, yıkıldığını gördük. Yani dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir kültür merkezinin yıkılması gibi pratik, uygar bir ülkede olmaz. Zamanında eğer binada bir kısım sorunlar varsa zamanında önlemler alınır. Evet yani hiç en azından şey bunlar değişik yani bu dış görünümünü korursun, içini tamamen değiştirirsin. Bunun değişik uygulamaları vardır. Bunu tersine çevireceği izlenimini veriyor. Evet. Geldiği yerde de işte Beylikdüzü'ne baktığınız zaman işte Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Fakir Baykurt Sanat Salonu benzeri yerler yapmış. Bu pratiklerden de yola çıkarak biz sonunda her belediyeye, her yerel yönetime eleştirel bir mesafesi ama olması bu bile bizim için belki bu evet insanlarız ama hani umut veriyor ve şey biraz evvel belirttiğim gibi Binali Yıldırım'ı da AKP'yi de biraz bu zemine çekmeye başladı. Hani ben şöyle bu bile işe yaradı. Tabii bu bile işe yani yaradı. Yani akbillerin indirilmesi bile bir şey yani AKP vaatler açısından. Şimdi işte billboardlardaki vaatlere bakıyorum.
Doğalgaz %10 inecek. İşte ispartlar bir saat ücretsiz. Vaatler bunlar. Slogan ne? Ben aklım başıma geldi diye özetliyorum. Bu kadar. Sen başbakanlık yaptım diyorsun. Meclis başkanlığı, yaptım. Ulaştırma Bakanlığı. 25 yıldır burayı siz yönetiyorsunuz. Bu kadar basit bir öneriyi 31 Mart'a kadar 25 yıl sonra aklıma evet, geldi. Bir de o 25 yılda da gelmedi. 31 evet. Mart'a kadar hatırlayamadın. Evet. 23 Haziran'da hatırladın. Ben bazen programlarda izliyorum. Ekrem İmamoğlu'na soruyorlar. İşte şu proje nasıl gerçekleşecek bu konuda? Ya bunların hepsinin aslında zul olması gerekir. Çünkü bu süreç yaşandı. Ya 31 evet. Mart'a kadar Bomonti'deki Hilton Oteli'ndeki ilk sunuşuna bir basın mensubu olarak davet etmişlerdi. İzledim. Eleştirdiğim noktalar var. Desteklediğim noktalar var. Bunları ama sundu. Yurttaşlar bunu değerlendirdi. Oy verdi, kazandı. Bir daha 5 yıl sonra, 4 yıl sonra tekrar yeni vaatler, eleştiriler, öz eleştirilerle karşımıza gelmesini beklerdik. Şu anda da icraata başlamış olmasını beklerdik. Eleştirimize başlardık. Yani icraata başlardık. Biz eleştirimize başlardık. Ona da izin vermediler. Süremiz bitti. Bence çok iyi program oldu. Çünkü ekonomi ve insan hakları konusunda Türkiye toplumunda bir çok fazla bağ kurulmuyor. Aslında temel zeminler bir tanesi bu. Yani diğer hak ihlallerini konuşmak için kişinin karnını doyurması lazım. İşte barınması lazım ki siyasal ve demokratik yöntemlere katılabilsin. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Siz de bu kapsamda bir program yaptığınız evet. için hani izleyiciler açısından da çok yararlı. Ben de onu düşünüyorum. Tekrar teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bu hafta ekonomi, seçimler ve insan hakları bağlamında bir sohbet ettik Hayri Kozanoğlu'yla. Haftaya başka konuklarla başka bir gündemle size olacağız. İyi akşamlar diliyorum.